Dilimizde 15 Ağustos 2015 tarih itibariyle bıldırcın ve üvey çağı başlayacaktır, av yasağı kalkacaktır. Bu üvey ve bıldırcın avı Ocak 2016'da sona erecektir. Kekmek, tavşan avı ise Ekim 17 Ekim'de başlayacak ve yine Ocak 2016'da sona erecektir. Diğer su kuşları ise yine Ekim'de başlayıp Şubat 2016'da avı sona erecektir. Bu avına izin verilen türlerde ayrıca günlük limitlerimiz söz konusu. Örneğin bıldırcın günlük limitimiz, av gününde limitimiz 10 adettir. Kaya kekliği, kınalı keklik ve çil keklik hepsinden toplam 2 adet günlük avlanma limitimiz vardır. Memelilerden tavşanın günlük 1 adet ve tilki günlük 2 adettir. Burada tabii avlanma günleri de önemli. Şimdi Karalcılık Kanunu'na istinaden her yıl Mayıs ayında Merkez Av Komisyonu toplanıp karar alır. Bu yıl da aldı. 14 nolu kararla av günleri belirlendi. Bunlar çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri. Ayrıca da bıldırcın ve üvey avı salı günlerde yapılabilecek. Bu 14 sayılı Merkez Av Komisyonu kararı ile. Ayrıca geçmişte avcılarımızın bilmesi anlamında söylüyorum. Geçmişte idari tatil sayılan günlerde av yasaktı. Bu kararla artık idari tatillerde bazı günler, yarım gün idari tatil sayılabilen günlerde de av yapılabilecek. Ayrıca bu yıl bizim Merkez Av Komisyonu kararında yayınlandı ve uygulamaya da geçildi. Bir avlak sistemine geçiş yaptı bakanlığımız. Bu yönüyle ilimizde 22 adet avlak yapıldı. Bunlardan 19 adeti genel avlak, 3 adeti de devlet avlak olmak üzere. Devlet avlaklarımız ormanlık bölgelerimiz Serip ve Sarıkamış ilçemizi kapsamakta. Diğer 19 avlak ise ilimiz genelindeki diğer ilçelerimizi kapsamakta. Şimdi biz tabii bu yeni avlak sistemi ayrıca da bilişim sistemiyle, internet aracılığıyla da avcı arkadaşlarımızın kullanabileceği düzeye getirdik. Bu yönüyle bu sisteme de AVBİS denmekte. Bu AVBİS sistemini ilimizde şu an görev ifade eden avcı derneklerine önce anlatacağız. AVBİS sisteminin nasıl uygulanabilirliğini, nasıl kullanabilirliğini. Bu avcı dernek başkanlarımız da ilimizdeki avcılara nasıl müracaat edecekleri yönünde onlarda yardımcı olmalarını bekleyeceğiz. Tabii av yapabilmek için bir kişinin 18 yaşını doldurmuş olması lazım. Kurumumuzun açtığı avcı eğitim kursuna katılması lazım ve bu avcı eğitim kursundan sonra başarılı olup sertifika alıp ve bundan sonra da 155 TL gibi bir ücret yatırarak Maliye Bakanlığı'na bir avcılık belgesi harcı yatırıp avlanma belgesi ve avlanma pulu almak şartıyla av yapabilecek. Şimdi örnek ve özel avlaklar ilimizde mevcut değil. Sadece ilimizde genel ve devlet avlakları mevcut. Örnek ve özel avlakları ilimizde avcı olarak bulunup da ilimiz dışına giderler. Örnek ve özel avlakları görebilecekler. Bu örnek ve özel avlaklarda çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde günlük limitlere uymak şartıyla av yapabilirler. Fakat genel ve devlet avlaklarında av sistemine giriş yapıp her avlaktan günlük kota almak zorundalar. Bunun detayını avcı arkadaşlarımız avcı derneklerine giderek orada herhangi bir bilgi eksikliği yaşarlarsa bizzat kurumumuza gelerek internet erişimi olmayanlar direkt kurumumuzdaki bürolarımızdan internet kullanarak avlaklardan kota alabileceklerdir.